ebedi mucize, yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar üzerine muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin mesajı. Hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü tarih tekrar tekrar sahnelenen bir tiyatro oyunu gibidir. Rol alanlar değişse de senaryo değişmez. İbni Haldun'un ifadesiyle, Geçmiş hadiseler, gelecek olanlara, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Tarih, hem altın sayfaları, hem de karanlık zulüm sahneleriyle, beşeriyete ne büyük bir ibret ve irşat abidesidir. Nitekim, üstümüzdeki sema, İnsanlık tarihi boyunca Allah'ı inkar edenlere ızdırap ve felaketler döken eski semadır. Tepemizdeki güneş bir zamanlar nemrutların, firavunların, hamanların, karunların, adların ve semutların saraylarını, köşklerini ve hazinelerini aydınlatan, sonra da harabelerinin üzerine haşmetle doğan aynı güneştir. Bir zamanlar isimleri bile korkuyla anılan azametli krallar ve zalimler, tarihin çöplüğünde yok olup gittiler. Saltanat sürdükleri yerleri, şimdi baykuşlar ve köpekler şenlendiriyor. Binlerce yıl önce, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya iman etmeyen, onları yalanlayan zalim ve küstah Nemrut ve Firavunların akıbetiyle Fahri Kainat Efendimiz'e eziyet ve hakaretlerde bulunan Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin akıbeti aynı olmuştur. Hak ve hakikate düşmanlık edenlerin akıbeti yarında aynı olacaktır. Nasıl ki cahiliye devrinde ahiret haberini getiren Allah'ın kitabına hakaretler edilmişse, vahyin sesi zulüm ve haksızlıklarla bastırılmak ve susturulmak istenmişse, günümüzün modern cahiliyesinde de Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin temsilcileri olan Nadanlar tarafından aynı hakaretler devam ediyor. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur. Zira meyveli ağaç taşlanır. Hırsız kuyumcu dükkanını soymak ister. Eskici dükkanına değil, günümüzde yegane hak din olan İslam'ın dünya çapında rağbet bulmasına mani olmak isteyenler tarafından maalesef İslamofobi adı altında çirkin bir nefret ve düşmanlık dalgası oluşturuldu. İslam düşmanlarının son zamanlarda saldırılarını sıklaştırmaları da gösteriyor ki, İslam, insanlığın huzuru için tek çaredir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi karalamak üzere film çevirerek, rezil karikatürler yaparak, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya cüret ederek, gayzlarını kusan ve iç dünyalarındaki katsanı ortaya döken bu nefret çetesinin tek derdi, İslam'a yönelişin önüne geçmektir. Fakat Allah'ın izniyle bu emellerinde muvaffak olamayacaklardır. Çünkü ayet-i kerimede şöyle buyruluyor: Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. et 32 Evet, Cenab-ı Hakk'ın nurunu tamamlayacağı vaadi bir iman umdesidir. Lakin Cenab-ı Hak nurunu tamamlama hususundaki vaadini insanlar eliyle gerçekleştireceğine göre, hepimiz o vaadin gerçekleşmesi için gücümüz nispetinde bir hamle ve fedakarlık halinde olmalıyız. Yoksa Rabbimiz yine nurunu tamamlar. Fakat bu hizmetlerde ihmalkar davrananlar mesul olurlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim elbette Cenab-ı Hakk'ın ilahi muhafazası altındadır onun bir harfi bile değişmeden bugüne kadar geldiği gibi, kıyamete kadar da hiç bozulmadan devam edeceği ilahi bir vaattir. Kur'an'dan önceki ilahi kitaplara yapılan tahrifi, Kur'an-ı Kerim'e yapamayanlar, ona hakaret etmekle ancak kendi çaresizlik ve zavallılıklarını ilan etmiş olmaktadırlar. Fakat Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi, köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez. Yani cahil ve nadan kimselerin ileri geri konuşup hakaret etmeleri, hakikatin kıymetinden bir şey eksiltmez. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışanların ellerindeki çamur, sadece kendi murdarlıklarının şahidi olur manevi değerlerimize saldıran, mukaddesatımıza dil uzatan kendini bilmezler, onların yücelik ve şerefine asla halel getiremezler. Bu menfi tavırlarıyla onlar ancak kendi rezillik ve alçaklıklarını artırmış, ahiretteki asaplarını daha da şiddetlendirmiş olurlar. Fakat böyle durumlarda müminler olarak İslam şahsiyet ve vakarını koruma hususunda ne kadar gayreti diniye sahibi olduğumuzdan imtihan edildiğimizi asla unutmamalıyız. O zalimlere karşı Allah için bu uzun tabi gereği olan tavırları sergilemeliyiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Kafirlere asla boyun eğme ve bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle büyük bir cihad et. El Furkan 52 Ayet-i Kerime'deki bu büyük cihat emri, henüz müminlerin müşriklerle mücadele edebilecek maddi güçlerinin bulunmadığı Mekke döneminde gelmişti. Bu ilahi emir, cihadın en mühim manalarından birini ortaya koyuyor ki o da Kur'an'ın yaşanarak tebliğ edilmesidir. O zalimler nasıl ki yaptıkları hakaretlerle İslam'ın nurunu söndürmek, çıkardıkları gürültüyle Allah'ın kelamını işittirmemek istiyorlarsa onlara karşı yapılacak en büyük cihatta dün de bugün de insanlığın yegane kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını gönüllere ulaştırmak için her zamankinden daha çok gayret göstermemizdir. Unutmayalım ki kainat sessiz bir Kur'an, Kur'an da sesli bir kainattır. İnsansa İlahi sır ve hakikatlerin bir tecelli abidesi olarak bunların özü ve zübdesi mevkiindedir. Bu itibarla erişilmez incelikler ve dibi görülmez derinliklerin örneği ve mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan, bu yüksek kıymetini ancak Kur'an istikametinde bir hayat yaşamakla muhafaza edebilir. Kur'an-ı Kerim'in en mühim berekatından biri, insanları içten uyandırmak, dış güzelliklerle hislendirmek, afak ve enfüs cilveleri içinde onu Rabbinin muhabbetine çekmektir. İlahi kudret tecellilerinin sergisi olan bu güzel kainat karşısında duygulanmak, histe bir yürekle ürpermek ancak ilahi beyanlar ışığında yaşayıp canlı bir Kur'an olanlara mahsus bir keyfiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmakla şereflenen bizler de evvela Kur'an'ın ahkamıyla amil, ahlakıyla kamil olarak adeta canlı bir Kur'an haline gelmeliyiz. Halimizle, kalimizle ve davranışlarımızla İslam'ın güzelliklerini insanlığa tebliğ ve temsil etmenin gayretine girmeliyiz. İşte bu takdirde Firavunların ve Nemrutların bugünkü temsilcileri tarafından İslam'a ve Kur'an'a yapılan saldırılar, asr-ı saadette olduğu gibi neticesiz kalacak, bilakis nice nasipli gönlün inşallah daha çok İslam'a yönelmesine vesile olacaktır. Bunun için İstiklal şairimiz Akif'in dediği gibi, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Cenab-ı Hak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla idrak edip, muktezasınca yaşayabilmeyi, kıyamet günü de onun güzel şahitliğine ve şefaatine erebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Osman Nuri Topbaş